Yeni bir Photoshop dersiyle daha karşınızdayız. Bu dersimizde geçen sefer yaptığımız gibi bir ünlem balonu oluşturacağız. Ancak bu sefer farklı bir yöntem kullanacağız. Yeni belgemizi oluşturuyoruz. Daha sonra katman menümüze geçip iki tane katman oluşturuyoruz. Buradan yazı tipimizi ayarlıyoruz. 60 puntoya ayarladık. Yazım aracımızı aldık. Ortalayıp tıklıyoruz. Burada bir soru cümlesi kurup ne olarak ünlem vereceğiz. Yani yüksek sesle bağırılacakmış gibi, bağırılmış gibi bir şekil vereceğiz. Yazımızı ayarlıyoruz. Daha sonra birinci katmanımıza geçip konuşma balonumuzun kabaca dış hatlarını oluşturacak bölümü seçiyoruz. Daha sonra kalem pen tool aracımızı alıp balonun alt kısmından bu şekilde zikzaklı çizgiler oluşturuyoruz. Bir çeşit yıldıza benzer köşeli hatlar oluşturuyoruz. Daha sonra sağ tuş Make Selection deyip Add to Selection diyerek balonumuza dahil ediyoruz bu alanı. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi biraz ekranı uzaklaştırıyoruz çalışmamızı ve balonumuza kuyruğumuzu ekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet, şöyle yerleştirelim. Alt tuşuyla çıkıp Pen tool menüsünden Convert Point tool diyoruz ve kuyruğumuza hafif kavis veriyoruz. Gördüğünüz gibi böyle olmalı. Biraz daha sert köşeli gelsin. Evet. Şimdi biraz yukarı taşıyalım. Şöyle gördüğünüz gibi kenarlara doğru hafif diyecek biçimde ayarlayalım. Tekrardan sağ tuşlara tıklayıp Make Selection ve Add to Selection diyerek balonumuza dahil edelim. Arka planımızı kapatalım daha rahat görebilmeniz için. Beyaza boyuyoruz içini. Boya kutucuğumuzu alıp. Daha sonra katman özelliği ekleme menüsünden dış hat çizgisini seçiyoruz. 3 iyi bir değer şu an için. Ortala diyoruz. Rengimizi siyah yapıp tamama tıklıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi seçili alanımızı iptal edelim. Evet, ünlem balonumuz hazır. Her zaman yaptığımız gibi katman menüsünden katmanlarımızı seçip shift tuşuyla sağ tuşa tıklıyor ve link layers diyerek hepsini gördüğünüz gibi birbiriyle bağlantılı hale getiriyoruz. Arka planımızı getirelim. Taşıma aracımızı alalım. Gördüğünüz gibi istediğiniz yere alıp koyup kullanabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde yine bir ünlem balonu, bu sefer daha farklı bir şekilde yapmasını öğreneceğiz. Şimdilik hoşça kalın.